Ay çok yoruldum. Ay, ay teyze hoş. Hoş geldin canım. Ama bu nedir canım? Yani ilgi alaka etmez Zinar. Şu anda masada kalacağım teyze hoş. Bu nasıl bir ilgisizlik ya? İlgisizliğin Everest'i. Ben ki kariyerimi tavana çakmışım. Ben ki günün elemanı olmuşum. Ha bir de arama motoruna başarı yazınca Şebnem Gürsoy'un görselleri çıkıyor. Ay senin şu haline bak. Sanki musukçu çatalı görmüş gibi dehşetle şu an susuyorsun yani teyze hoş. Hani tebriklerden bir demet? Hani takdirler sana? Peki gönlün olsun Şebnemciğim. Tebrik ederim. Ama ben sana daha önce söylemiştim. Yani senin bu hayatta kıvıramayacağın iş yok. Sorun şu, sen ikinci gün o işe gider misin? Teyze hoşcuğum, bak şu garson boy kaygılarını derhal sessize alıyorsun ve Şebnem Gürsoy'a battal boy güvenmeyi öğreniyorsun, okey? Okey, okey Şebnem Gürsoy, göreceğiz. Yarın sabahki uyanma seremonisinde göreceğiz canım. Senin yanında orada. Arayamayız da şimdi ne yapacağız biz? Yok, ararsak zaten Şebnem konuşurken anlar seni hanım. Mesaj atalım. Tamam. Hemen kafeye yanımıza gel. Yorgunluğun esiri, bitapların kraliçesiyim. Siz gelin. Ama ya çok yorulmuş. Baksana bünyede alışık değil tabii. Arada iyidir. Ay tamam da yani. Bir de şu çıktı. Bu Selim var ya, patronun oğlu çıktı lüzumsuz. Aa ne güzel işte. Aramak için bahane uydurmana gerek kalmadı canım. Çocuk yaşam enerjime para töner diyorum sana ya. Ya abartma Şebnem, abartma. Abartmıyorum. Bak hatta sana şöyle özetleyeyim. Bir gün Selim göle karşı Şebnem Gürsoy'u sallayıp duruyormuş. Şebnem Gürsoy da durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ya dalarsam? Atos Hanım, kod kırmızı. Uzatma. Hemen kafeye gel. Hayrola ayaklandın? Mesaj Selim'den mi? Teyze sana anlatamıyorum galiba. O çocuk benim kaile alınacaklar listemde ilk 3 milyara bile gidemez. Okey? Ama teyze hoş ya. Yine orantısız gömüyorsun ya.